evlatlarıma söylüyorum. Haydi diyorum bu akşamdan itibaren Memleket Partisi'ne üye olmaya, yine o salonları doldurmaya. bana bir anketçi dedi ki tek başına parasız, pulsuz dedi. Bir örgüt kurup dedi Memleket Partisi. Bir rakam söyledi bana Mart ayında. Yüzde 16 Muharrem İnce'ydi. Yüzde 12 Memleket Partisi'ydi dedi. Şaşkınlıkla gördüm bunu dedi. Güvendiğim birisi. ama sonra çökerttiler bizi. Böyle böyle dip yaptık. Ee, işte kasetler, dekontlar, sahte hakaretler şunlar bunlar çöktük. Yeniden dirileceğiz. Yeniden ayağa kalkacağız. Ruhları çok... yeniden tazeleyeceğiz diyorum. Genç, çok... o istifadan gençlerimizin tümünü tekrar üye olmaya davet ediyorum. Evet peki. Ee, çok kişi istifa etti mi? Ben işte çekilince etti. Çekti. Anladım. E peki. Biz üçüncü olduk. Niye bizi yalnız bıraktın diye etti. Anladım. Peki. Onları geri çağırıyorum. Geri çağırıyorsunuz peki. Eee Muhannem Bey e, çok kısa cevap vermenizi istiyorum. Yönetmenin beni çok sıkıştırıyor çünkü. Yani benim aslında size çok fazla sorum vardı. Belki bir daha buluşuruz. E, sorularımı yanıtlarsınız. İki e, iki şey söyleyeceğim. Biri e, sürekli kaset kumpasından bahsedildiği için bu konuyu açmayacaktım ama o gün e, o video dolaşıma sokulduğunda e, evde miydiniz? Aa, yok ee, şeydeydim. Sabiha Gökşen Havaalanı'ndaydım. Ee, benim danışmanın bir arkadaşım oradaydı. Eşi, eşim oradaydı. Hı hı. Ee, bana telaşlandı e, arkadaşım. Ee, gittim eşimden uzaklaştık ya dedi bir kaset var dedi. Hı. Şöyle bir gösterdi baktım. Bu ben değilim dedim. Montaj bu dedim. Nereden anladın dedi. Kolunda saat var. Ben saat kullanmam dedim. Bir de koltuğunun altında kıl var dedim. Ben koltuğun altında kıllı gezmem dedim. O yani arada tek şey ordaydı. bu muydu? Ne oldu? Hayır ben değilim o belli <laughs> ya. O kişi ben değilim yani. Peki. Ama Peki. somut göstergelerin de olması lazım. E başka şey de vardı da onu söyleyemem. Yok yani. yok hayır. <gülüyor> Sayın <gülüyor> İnce yani.